أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة وهي ما أنا عليه وأصحابي. رسول الله صلى الله عليه وسلم buyurdu ki çok önemli ve dinin usulünü anlatan hadisinde benim bu ümmetim 73 fırkaya, millete, topluma ayrılacak. Hepsi ateştedir, cehennemdedir. Sadece bir toplum hariç, tek bir toplum hariç. Sorulduğu zaman hangisidir o ya Resulallah? Benim ma ene aleyhi ve ashabil yevme. Benim bugün üzerinde bulunduğum ve arkadaşlarımın üzerinde bulunduğu şeydir diye cevaplandırıyor. Tabii ki de bu hadisin çok büyük bir önemi vardır. Sünnet akidesinde, ehl-i sünnet ve cemaatin asıllarında büyük bir hadistir. Mutlaka akideyi öğrenen ve öğreten insanlar bu hadisi iyice öğrenmesi gerekir. Bundan dolayı El-Mustadrak Al-Sahihayn adlı eserin sahibi olan El-Hakim 1. cildinde bu hadiste diyor ki هذا hadithun kebir fil usul. Bu dinin usulüne dair, yani dinin temel inanç esaslarına dair büyük bir hadistir. Ve huve kezalik bi icma'i ehli sünne. Bu hususta da icma vardır. Ehli sünnet vel cemaat indinde bu hadis büyük bir hadistir. Azim bir hadistir. Ve buna rağmen değerli kardeşler Ennevevi dedikleri şahıs Ennevevi el Cehmi 40 hadis şerhinde bu hadise yer vermemiştir. Ve daha acayip olan şey ise İbn-i Recep el-Hanbeli'nin bunu Ennevevi'ye hiçbir şekilde bir noksan olarak izafe etmemesi. Yani onu eleştirmemesi bu hususta. İbn-i Recep el-Hanbeli'nin bu hususta Ennevevi'yi eleştirmemesi bundan daha da acayip olandır. Bu hadis zikredildiği zaman çünkü ehli sünnetin inancı ortaya konulur. Ve bidat ehli sapıklar, zındıklar ortaya konulur. Ve hak ile batıl aradan, hak ile batılın arası ayrılır. Bundan dolayı önemli bir hadistir bu değerli kardeşler. Şimdi bu hadise gelecek olursak, bu hadisi inkar eden insanlar kısım kısımdır. Bu hadisi inkar eden kısım vardır ki haricilerdir. Hariciler kendilerine biz Müslümanlarız, bizden başka, bizim cemaatimizden başka Müslüman da yoktur diyorlar. Böyle bir inanç üzere oldukları için yani sapık Müslüman diye bir şey onlarda yoktur. Sapık bir Müslüman kendisinden uzak durulması gereken sapık, fasık, mübtedi bir Müslüman onların inancında olmadığı için ki birçok aşırıcı ve mürci bu zamanda bu görüştedir. Buna iyi dikkat etmek lazım. Öyle bir inanç taşımadıkları için bu hadisi inkar ediyorlar. Diğer bir kısım mürciler de diyorlar ki bu hadis sadece ayrılma olacağını ifade eder. Yani biz bugün tayin yapıp, tayin ne demek? İsimlendirmek, birisine hamletmek bu hadisi. Mesela şunlar mürcidir, bunlar rafizidir, bunlar haricidir demek. Bunu demeyiz kimseye diyorlar. Müslümanların hepsi kardeştir. Bunu diyenler de mürcilerdir. Ve zahiriler de bunu inkar eder tabii ki de. Farklı farklı inkar yollarına giderler. İbn Hazm mesela bu hadis mevdudur diyor. Hiç kimse dememiş. Ama onlara girmeye gerek yok. Zahiriler zaten sabık bir toplumdur. Onların sahih dediğine sahih denmez, zayıf dediğine zayıf denmez. İbn-i Hazm hiçbir şekilde bunun ehli de değildir zaten. Bu mesele biraz daha derine girer. O yüzden kısaca anlatacak olursak şöyle bir soru sorulabilir. Bu 72 fırka sapık mıdır? Evet. Bunların hepsi sapıktır. Peki bunların hepsi kafir midir, değil midir? Hepsi ümmetin içerisindeki mübtedi Müslümanlar mıdır? Buna şu şekilde cevap veririz. Bu hususta Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in iki tane görüşü vardır. Bir tanesi Abdullah bin Esbat ve diğeri de Afvan Yusuf bin Esbat
ve diğeri de Abdullah İbnül Mübarek rahimahumallahu teala'nın görüşleridir. Abdullah İbnül Mübarek'in görüşüne gelecek olursak, onun görüşüne göre bu 72 fırka Müslüman olan mübtedilerden bahsediyor. Yusuf bin Esbat'a gelecek olursak, ona göre de bu 72 fırkanın içerisinde mürtetler de var. Büyük bir fark değildir bu. Bu ikisinin arasında. Mesela Abdullah İbnül Mübarek der ki, kaderilerin henüz küfre girmemiş olanları biz ihtiyar sahibiyiz, istediğimiz gibi ameller yapabiliriz diyenler bu 72 fırkaya dahildir. Daha kafir değildir çünkü onlar. Ancak Allah ileride ne olacağını bilmez diyen aşırı kaderciler, işte bunlar bu 72 fırkaya girmez. Çünkü bunlar zaten mürtettir diyor Abdullah İbni Mübarek. O yüzden mesela مَا ذَكَرْتَ الْجَهْمِيَّةَ diye söylendiği zaman sen cehmileri zikretmedin. Kaç tane grup bu 72 fırkaya dahil? Diyor ki Şia, Haruriye, Kaderiye, Murciye. Haruriye haricilerdir. Ondan sonra diyorlar ki lem esma'ke tezkural cehmiyete. Seni Cehmiye'yi zikreterken işitmedik. O da diyor ki innema se'elteni an firakil muslimin. Sen bana Müslümanların fırkalarından sordun. İşte İbanetül Kubra'da bu geçer mesela. Yani Abdullah İbnül Mübarek'e göre kafirler buna dahil değil. Ama Ahmet bin Hanbel'in ashabına göre mesela, çoğunluğuna göre Cehmiye de bu 72 fırkaya dahildir. Neden? Cehmiye'ye Müslüman dedikleri için değil veyahut da sadece onlar müptedidir ama Müslümandırlar dedikleri için değil. Hayır, onlara göre onlar kafirdir. Ancak ümmeti Muhammed'in kafirleri şeklinde bunu anladıkları için, mesela Ahmet bin Hanbel'in ashabı da bunu böyle anlamıştır. Onun öğrencilerinden bahsediyoruz. Direkt öğrencilerinden. Evet, Yusuf bin Esbat da aynı şekilde bunu böyle anlamış. Evet, bu işin biraz detay yönü değerli kardeşler. Ancak şunu zikretmemiz gerekiyor burada. Bu hadis neyi ifade ediyor? Bu hadisin ifade ettiği şey, sapık Müslümanlar vardır ve bunlar müptedilerdir. Bunların durumu fasıklardan daha beterdir. Ve bunların üzerine azim bir vaid var. Yani azim bir yani vaid var. Azim bir tehditle karşı karşıya bunlar. Evet. Yani Allahu Teala'nın meşiyetine kalmış bunların durumu. İnna Allaha la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Allah kendisine şirk koşulmasına asla bağışlamaz ve bunun altındaki şeyleri istediğine bağışlar. Yani şirke ve küfre düşmedikleri sürece bu müptediler. Dünyada biz onlardan beriyiz. Ancak bunlar ahirette Allah'a kalmış bunların işi ve bunların durumu fasıklardan daha beter. Çünkü fasıklara hitap eden ağır hadislerin dışında bunlara hitap eden ağır hadisler, vaidler çok daha şiddetlidir. Evet, şimdi bazıları mesela bid'atin her türlüsünün küfür olduğunu iddia eder ve dolayısıyla bu 72 fırkanın hepsini tekfir etmek durumunda kalırlar. Oysa ki böyle bir şey yoktur. Bunların hepsi kafirdir diyemeyiz. Yani harici olan herkes kafir değildir. Hasan bin Salih mesela fakihlerdendir önceleri. Ondan sonra hariciliğe tevessül etmiş ve ondan sonra da fakih olarak görülmemiş ama kanı malı helal sayılmamış mesela. Evet değerli kardeşler, bunun dışında ne diyebiliriz? Bu hadis önemli bir hadistir ve bunu yanlış anlayanlar çoktur. Zahiriler bunu ya inkar ederler ya da bütün bidatlerin hepsinin küfür olduğuna inanırlar. Ve son olarak bir tane daha rivayet zikrederek bu meseleyi kapatalım. Ömer radıyallahu anhu Abdullah İbn Abbas'a bir soru soruyor. Tabii ki de öğrenmek için değil, onun görüşünü almak için soruyor. Ve onaylayacak da onu. Yani çünkü Ömer radıyallahu anhu İbn Abbas'tan hem yaşça büyüktür hem ilimce de büyüktür. Fekal Ömer keyfe tehtelif hadihil umme ve kitabuhu vahid ve kitabuha vahid ve nebiyyuha vahid ve kibletuha vahide. Ey İbn Abbas,
Bu ümmet nasıl bölünecek? Ki bunların kitabı birdir. Nebisi birdir. Kıblesi de birdir. Fekal Abdullah, ya emiral müminin, inne unzile aleynel Kur'an. Ey emiral müminin, ey emir el müminin, diyor Abdullah bin Abbas. Şüphesiz ki bizim üzerimize Kur'an indi. Fekara'nahu ve alimna fima unzil. Biz onu okuduk ve biz onun ne için indiğini, ayetlerinin hangi olay üzerine indiğini çok iyi biliyorduk. Ve innehu yekunu ba'dena ekvamun yekra'un el Kur'ane la ya'rifuna fima unzil. Ve bizden sonra da öyle bir kavim veya öyle kavimler gelecek ki onlar Kur'an'ı okuyacaklar ve lakin neden indirildiğini, ayetlerin sebebi nüzullerini, indirildikleri durumu, olayı bilmeyecekler. Feyakun li kulli kavmin fihi ra'i. Fihi ra'i. Ve böylece her kavmin Kur'an ve ayetler hususunda kendi reyi olacak, kendi görüşü olacak. Rey nedir? Rivayete, ayete dayanmadan görüş belirtecekler. فَاِذَا كَانَ لِكُلِّ قَوْمٍ ف۪يهِ رَأْيٌ اِخْتَلَفُوا فَاِذَا اِخْتَلَفُوا اِقْتَتَلُوا. Ve onların hepsinin kendine ait bir reyi, bir görüşü olduğu zaman da ihtilafa düşecekler. İhtilafa düştükleri zaman da bunun sonucu nedir? Birbirleriyle savaşacaklar. فَاَقَرَّهُ عُمَرٌ فَاَقَرَّهُ عُمَرٌ. Ömer de onu takrir etti. Yani Ömer de onu doğruladı. Ömer de ona onay verdi. Yani Ömer radıyallahu anh bunu öğrenmek için sormuyor. Bunu ortaya çıkarmak için İbni Abbas'ın görüşünü almak için soruyor ve bunu onaylıyor. Radıyallahu anhuma. Evet değerli kardeşler. Yani ümmet bölünecek. Sapıkları var. Müptedileri var. Kafir olanları da var. Ve bunların hepsinden beraat etmek, hepsinden beraat etmek, uzaklaşmak farzdır. Müslüman kardeşlerimiz demek yeterli değildir. İslam akidesi demek yeterli değildir. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in imamlarının hiçbirisi neden el-akidetul İslamiyye şeklinde eserler yazmamıştırlar. Sonradan gelenler Medine'deki Seyyid Sabık denilen bir adam Mısır'dan oraya göç etti. Mısır'dan oraya göç etti. Fıkhü's-Sünne adlı da kitabı var. Mesela o diyor ki el akidetul İslamiyye, İslam akidesi. İslam akidesi dememiştirler. Ne demişlerdir? Kitaplarına ne adı koydular imamlarımız? Es-Sünne. Niye? Kitab-ı Sünne, Kitab-ı Şeria. Çünkü rivayetlere dayanan akideye sahip olmak sünnet akidesidir. Ama bu demek değildir ki sünnet akidesine sahip olmayan herkes kafirdir. İşte Seyyid Sabık'a göre mesela el-İslamiyye dediği zaman o akidenin dışındaki herkesi tekfir eder. Mecburdur, tekfir etmek zorundadır. İşte ehl-i sünnet ve cemaat böyle değildir. Ehl-i sünnet ve cemaat der ki İslam vardır, İslam geniştir. Bunun bir has olan İslam'ı vardır. İslam'ın ehli vardır. Onlar da ehl-i sünnet ve cemaattir. Sünnet akidesidir. Sünnet akidesinin dışına çıkanlar mümin değildirler. Ancak Müslümandırlar. Sünnet akidesinin dışına çıkıp İslam'ın çevresinde dururlar. Ama küfre ve şirke düşerlerse o zaman İslam'ın çevresinden çıkarlar. İslam çerçevesinden çıkıp kafir olurlar. İşte bunu böyle görmek lazım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.